Efendim. Efendim çok tartışılan ve tepki gören bir demeç verdiniz bir süre önce. Dediniz ki Türk yargısı son 50 yılın altın devrini yaşıyor. Evet. Önce bu konuda yine bir video yapalım, izleyelim, ondan sonra konuşacağız üzerinde. Buradan çok, çok kesin bir şekilde söylüyorum. Türk yargısı son 50 yılın altın devrini yaşıyor. Altın devrini yaşıyor. Neden altın devrini yaşıyor? Bunu bakın ben... Çok olağanüstü iddialı ve... İddialı değil. Sizi sorumluluk altına... Hayır efendim. Bakın şimdi... Hayır iddialı değil. Herkesin katılacağı bir tespit. Evet efendim. Evet. Şimdi bu videodan sonra üzerinde konuşmak istiyorum. Türk yargısı biliyorsunuz tweet attı diye 13 yaşında bir çocuğu tutukladı geçenlerde. Binlerce kişi ki içlerinde ben de varım yine tweet attı diye... sosyal medyada görüş bildirdi diye yargılandı, yargılanmakta. Türkiye dünyada basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 155. sırada. Bu 2017 rakamıdır efendim. Dünyada en çok gazeteci hapseden 2-3 ülkeden biriyiz. Hapiste milletvekilleri var. Siz demin Selahattin Demirtaş'tan örnek verdiniz ama sonuçta halkın oyuyla ve iradesiyle, o çok konuşulan milli iradeyle seçilmiş insanlar bunlar. Zaman zaman ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kılıçdaroğlu için bile basında toplumda tutuklanma olasılığından bahsedilen bir dönemdeyiz. Ve bu ülkede yargının altın çağından bahsediyoruz. Altın devrini yaşıyor. 50 yıl diyorum. Bakın 67'den bu yana 50 yıl geçti. 67'den beri bu yana Türk yargısını bir sınavdan geçirelim. 1971 döneminde Türk yargısı Deniz Gezmiş'i astı. Bizleri hapse attı. On binlerce insanı hapse attı. Deniz Gezmişleri astı. Bugün Deniz Gezmişleri asan Türk yargısı o zaman bugün kimi içeri tıkıyor? Fethullahçıları içeri tıkıyor, PKK içeri tıkıyor. Gelelim 1980'lere. 1980'lerde Türk yargısı tam 650 bin rakam veriyorum insanı tutukladı veya gözaltına aldı. Neden? Hangi nedenle? Gözaltına aldı sanırım. 650 bin rakamı tutuklama mı? Tutuklama artı gözaltı. Tutukladı ve gözaltına aldı. 650 bin insan bu resmi rakamdır bunlar. Niçin? Solcu olduğu için, milli vatansever olduğu için vesaire. Şimdi Türk yargısı solcuları, vatanseverleri mi içeri atıyor? Türk yargısı bugün FETÖ'cüleri, PKK'yı içeri atıyor. Yani tek tek bazı örnekler verilebilir. Hapisteki yani, gazetecileri katıyor musunuz bunun için efendim? Şimdi gazetecilerin bir kısmının içeri atılması doğru değil. Diyelim birkaç tane Sözcü gazetesi, Cumhuriyet gazetesi falan filan ama bir kısmı da FETÖ bağlantısı nedeniyle veya PKK bağlantısı nedeniyle. Yani bunlar gazeteci oldukları için diye. Yani bugün Türkiye'de gazeteciler içeri atıldı bilmem falan diye bir kampanya yürütecek bir ortam yok. Yani öyle bir durum yok ama bir gerçek var. Bugün 50 bin FETÖ'cü hapse atıldı. Niye bundan şikayet ediyoruz? Aslanlar gibi Türk yargısı. Bakın bunu bugüne kadar hangi yargı yaptı? 70'lerin yargısında bu yok. 80'lerin yargısında yok. Gelelim 2000'lere. 2000'lerde Türk yargısı ne yaptı? Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy vesaire bütün onları tertipleyerek FETÖ'cüler kimi içeri attı? Türk ordusunun komutanlarını, Vatan Partisi'ni, Atatürkçü aydınları. Şimdi onlar dışarıda, içeride olan kim? FETÖ'cüler, PKK. Bundan niye şikayet ediyoruz? Ben orada çok doğru bir şey söyledim. Şimdi de söylüyorum. Çünkü Türk yargısına burada bizim kuvvet vermemiz lazım. Ben bunu bir savaş mevzisinden söylüyorum. Yani PKK'ya karşı, FETÖ'ye karşı savaşan bir Türkiye'nin kumanda mevzisinden, merkezinden ben bu açıklamayı yapıyorum. Savcılara, hakimlere kuvvet vermek için. Çünkü onları yıldırmak isteyen var. Kim yıldırmak istiyor? Açık. Kemal Kılıçdaroğulları vesaire çıkmışlar. Diyorlar ki efendim adalet istiyoruz. Kimin için istiyorsunuz? Selahattin Demirtaş için. Selahattin Demirtaş PKK. Selahattin Demirtaş için adalet istenir mi? Eğer Selahattin Demirtaş için adalet istersek Türkiye kan revan içinde kalır. Ne terör sorunu çözülür Türkiye'de, ne vatan, ne bütünlük, hiçbir şey çözülmez. Efendim kimi kurtaracağız? İşte Nazlı Ilıcağı içeriden kurtaracağız. Bütün hapishanelerin kapıları açılacak. Hatta şunu bile söylüyorlar. 105 bin kamudan tasfiye edilen PKK bağlantısı ve FETÖ bağlantısı nedeniyle kamudan tasfiye edilen 105 bin insanı tekrar kamuya alacağız diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bu ne demek? FETÖ'cüleri tekrar devletin içine dolduracak. Niçin dolduracak? Seni beni, Cumhuriyet yurttaşlarını ondan sonra hapislere atsın, tepesine binsin, kan revan içinde Türkiye'yi bıraksın, Amerika'nın tekrar Türkiye'de diktatörlüğünü kursun diye mi? Onun için o Türk yargısının altın devrini yaşadığı olayı bir gerçektir. Bugün yargıya bakalım.
FETÖ'nün üzerine yürüyor, PKK'nın üzerine yürüyor. Daha kararlı yürümesi lazım. Siyasilerin de üzerine yürümesi lazım. Bizim o cesareti bu yargıya vermemiz lazım. Kimileri de o yargının ayağına eline dolanmaya çalışıyor. Orada yargıyı kuvvetlendirmemiz lazım. O bakımdan o sözlerim tarihi önemdedir ve bu sözler de bir altın sözdür. Yalnız Türk ordusu altın devrini yaşamıyor. Benim o cümlem de bir altın sözdür ve tarihe o şekilde geçecektir.